Sabah verdim bir doz ama akşam beni çok korkuttu. Niye korktun ki? Olacakları bilmiyor musun? Biliyorum ama panik oldum işte. Olma. Her saniye yanında olman lazım. Yemeğine, suyuna, fırsat buldukça karıştır ilacı. Kollarında ölecek bu adam Ferda. Hazır ol artık buna. Of, hazırım sanıyordum. Yani ilacı öyle verince dağ gibi adam yığılıverdi birden önümde. Ben bu kadar ilacın çabuk etki edeceğini hiç sanmıyordum açıkçası. Hayatta hazırlıksız yakalandığımız o kadar çok şey var ki. Ne oldu, senin neyin var? Yok bir şey. Hastalığınla mı ilgili? Ağrın falan varsa gidelim hastaneye. Yok canım, yok, öyle bir şey değil. E ne peki? Duru. Dün gece az kalsın intihar edecekti. Aa. Aras yüzünden mi? Maalesef. Ay Allah korusun ya. Benim Merve de saçma sapan bir adamın peşinde. Vallahi Allah korusun gerçekten. Nasıl peki durumun? Şimdi toparladı biraz, iyi ama korktum tabii. Ay böyle bir şey düşünmesi bile çok korkunç. Kendi derdime düştüm. Hiç ilgilenemedim. Ya sen de suçlama canım kendini. Ne yapabilirsin ki? Yani Duru da çocuk değil sonuçta. Sen nasıl öğrendin peki? Mektup yazmış, intihar mektubu. Ama sonra benim kanser ilaçlarını görünce... O da öğrendi yani durumu. Ya iyi ki öğrendi. Yoksa... Of, gerçekten düşünmek istemiyorum. Ya aslında Aras'la ilişkilerine hiç karışmayacaktım. Hiç aralarına girmeyecektim. Şimdiye kadar evlenmişlerdi. Ben de mutlu olduklarını görmüştüm. Neyse. Tek istediğim durum mutlu olması. Başka bir şey istemiyorum. Her güzel şeyin bir sonu vardır değil mi? Benim listem duruyor ama hala unutma. Sen niye tek bir madde yazdım dedin? Liste benim değil mi? İstediğimi yazarım. Hatta benim bu hayatta en çok istediğim şey, o yüzden yazdım zaten. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Listendeki şeyi buldum. Ölmeden önce yapılacaklar listesindeki. Sen Duru'yla Aras'ın barışmasını istiyorsun değil mi? Bu ikimizle ilgili değil ki. Artık Aras'la Duru'nun beraber olmasını, mutlu olmasını istiyorum tabii ama... Bu bizle alakalı bir şey. Bu hayatta en çok istediğim şeylerden biri. Tamam, olsun. Madem sen Duru'yla Aras'ın evlenmesini de istiyorsun, hallederiz. Ben Ayşem'le de konuşacağım, sen merak etme. Zaten onların durumu olacak gibi değil. Ben çözeceğim bu meseleyi. De, sen şu listeye ne yazdın gerçekten çok merak ediyorum. Görürsün yakında. Ya çatlatma insanı işte, söyle. Tamam, göreceğiz beraber dedim. Yaşayacağız. Ama şimdi işimize odaklanmamız lazım. Ahmet Karadağ işini halletmeden o listenin hiçbir önemi yok. O zaman ben yarın gelip alırım raporları. Tamam. Ha, unutmadan aklımdayken sen bana fotoğrafları vereceksin. Aa, doğru doğru. Kaç tane verecektim? 6 tane. İyi, zaten burada 6 tane var. Tamam, bunlar yeterli olacaktır. Aklında bir gün var mı? Yok, senin? Benim de yok. O zaman yarın boş olan ilk güne alıyoruz nikah tarihimizi. Tamam. Geriye de bir tek nikah şahitlerini bulmak kalıyor. Benimki zaten Efe olur. Senin? Bilmem, şirketten birini ayarlarım ben. Tamam. İşin yoksa bir kahve içelim istersen. Olur. Alo, Tugay abi. Sağlık ocağından çıktılar. Takipteyim. Eyvallah Bünyamin. Ben Ahmet abiye iletirim. Hadi eyvallah. Abi, haber geldi şimdi. Aras Ayşen nikah hazırlığındalarmış. Söyle çocuklara bıraksınlar peşlerini. Nasıl abi? Takip etmeyeceğiz oğlum artık. Elimizi eteğimizi çekiyoruz üstlerinden. Rahat etsin çocuklar. Abi sen iyi misin? Ne oldu bilmiyorum ya. 2 gündür böyleyim. Bir ter boşalıyor, bir daralıyorum falan. Ama sonra geçiyor. Bir doktora görün istersen abi. Yok ya, doktorluk bir şey yok. Strestendir.
Geçer. Şu Ayşe'nin mutluluğunu bir göreyim. Kendime gelirim. Efe'yi ne yapalım abi? Ona da dokunmayacaksınız. Ferda yengenize söz verdim. Nasıl istersen abi. Nasıl Tugay? Yeni Ahmet Karadağ'ı beğendin mi? Böyle daha mülayim, dingin, durgun. Ha? Yaşlanıyoruz oğlum ha. Estağfurullah. Yok yok öyle. Yaşlanıyoruz. Ah be. Mutluluktan mı, aşktan mı anlamadım ki. Böyle bir ölüm korkusu sardı beni, anlıyor musun? Sevdiklerimle daha uzun vakit geçiremeyeceğim diye ödüm kopuyor. Neyse boş ver bunları, sen önüne bak hadi. Tamam abi. Ay ay ay. Herkes seni çok mu seviyor? Herkes seni çok mu ilgiliyor? Efendim Pelin Hanım. Ah Hacer. Geldi mi Duru? Geldi geldi. Tamam nasıl, iyi mi? İyi iyi, merak etmeyin, şu an Ece ile Can'la oyun oynuyorlar. Ne olursun Hacer, bir an bile ayrılma yanından. Gerçekten merak etmeyin, tuvalete bile yalnız bırakmayacağım. Çok dikkatli ol, gözün üstünde olsun. Tamam Pelin Hanım. Tamam, hadi görüşürüz. Ne var oğlum? Bak bak, abla neye biniyor, göstersene ablası. Büyünce sen de bineceksin böyle, bak. Ne oldu Hacer abla? Bir şey olmadı. Niye öyle bakıyorsun? Normal bakıyorum yani. Normal bir bakış. Normal bir bakış. Siz devam edin. Hacer abla, biliyorsun sen. Seni bekliyordum. Konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Gel. Neredeydin? Aras'la mıydın? Evet. Nikah için gerekli evrakları tamamladık. Ayşem sen aklını kaçırdın gerçekten. Ya her şeyi öğrendin, biliyorsun artık. Babanın tehdidiyle Aras'ın senin hayatına girdiğini öğrendin. Ya daha neyin peşindesin? Tamam, ben artık bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kapatabilir miyiz? Konuşmak istemiyorsun çünkü işine gelmiyor. Of, gerçekten tamam, yeter artık lütfen ya. Ayşem gerçekten Aras'ın seni sevdiğini falan mı düşünüyorsun? Ben Aras'la konuştum. Doğrudan sormasam da yani dolaylı olarak neden benimle birlikte olduğunu öğrendim. Ne dedi yani? Başta intikam için yaptığını söyledi. Duru'yla Ahmet'ten intikam almak için. Yani dürüstçe konuştuk işte her şeyi. Her şeyi anlattı bana ama sonradan beni sevmeye başladığını söyledi. Sen de buna inandın mı Ayşem? Aras sevdiklerini korumak için seninle birlikte oldu Ayşem. Ya bunu kabul et artık. Bunu niye göremiyorsun sen, anlamıyorsun hala? Ben emin olamıyorum ki ne doğru ne yalan artık. Sen emin olmak mı istiyorsun? Evet. Ama Aras'ın söylediklerine inanmaktan başka bir çarem var mı? Başka bir yolu var mı bunun? Bir mahalle delikanlısının kimi sevip sevmediğini anlamak için ne yapman gerekiyor biliyor musun? Cüzdanına bakman gerekiyor. Cüzdanına bak. Orada mutlaka sevdiği kızın fotoğrafı vardır. Bu mu gerçekten ya? Cüzdanına bakacağım. Kimi sevip sevmiyorum peki? Çok güzelmiş gerçekten. Evet bu. Gülme, gerçekten doğru söylüyorum. Sen cüzdanına bakabiliyorsan bak. Anlayacaksın benim doğruyu söylediğim zaten. Ya gerçekten aşırı saçma bir tavsiye. Sen geç dalganı geç. Eğlen Ayşem ama bunun sonunda çok üzüleceksin. Duru da Aras'ı seviyor. Ölümü göze alacak kadar. Ne? Yani ne demek şimdi bu? Duru intihar etmeye kalkmış. Ne? Evet. Ne demek intihara kalkışmış? İyi mi şu an, nasıl? İyi, bir şeyi yok. Ama birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini görmen için illa birisine bir şey mi olması gerekiyor? Ne alakası var? Uzak dur Ayşe. Lütfen çık aralarından. Bitir bu hikayeyi artık, vazgeç. Bak çok üzüleceksin. Üzüleceğim. Peki. Yine yalan söylüyorsun değil mi bana? Sırf Aras'tan uzak durayım, ondan ayrılayım diye yalan söylüyorsun.
Yok Duru intihar edecekmiş de az kalsın ölecekmiş falan da kimsenin öldüğü falan yok. Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim Ayşem. Sen ister inanırsın ister inanmazsın. Aras'ın kalbinde sana yer yok. Artık bu gerçeği kabul etmek zorundasın. Anladın mı? Sen hayatını Aras'ın kalbinde yer edinmek için çırpınarak mı geçirmek istiyorsun? Ha? Unut Ayşem, unut. Uzaklaş. Senin bu hikayede yerin yok. Artık bu gerçeği kabul et ne olur. Bak çok üzüleceksin. En iyi yargıç insanın vicdanıdır Ayşem. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ve ben senin vicdanına güveniyorum. Çünkü senin vicdanınla doğru yolu buldum ben. Sen de doğru yolu bulacaksın. Kendi vicdanınla.